Babacığım, bugün didime mi gidiyoruz kızım? Öpelim hadi. Öpelim bakayım. Olmadı dur. Aferin benim kızıma. Bas. Hı? Geldi. Bir tane. Bir kapalı bir de açık hava var bugün. Çözemedik. Derin ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun babacığım? Pis o pis gel buraya. Lan güneş çıktı. Aldın mı bakayım bir. Başarılı mı? Aferin sana. Didim yolcuları. Saat 9:27 geçiyor. Bugün ayın 8'i. Nereye gidiyoruz gençler? Didim'e. Sağ taraf Güzelçamlı, Milli Park düz Söke Aydın tarafı. Sizlerle bir ilişkiniz var. Evet, Paris'e geldiğimden beri benim. Aziz Nikolaos Kilisesi'ne doğru gidiyor. Didim'e giderken ilk durağımız Güllübahçe. Güllübahçe'de Aziz Nikolaos Kilisesi var. Orayı ziyaret edeceğiz. Burası tarihi bir köy arkadaşlar. Rumlardan kalma bir köy. Burayı sizlere göstereceğim. Drone görüntüleri de alacağım. Şimdi buraya da biz önceden de gelmiştim Aziz Nikolaos Kilisesi'ne. Bir tur daha yapacağız. Bu sefer ailemle birlikte geldim. O zaman abimle gelmiştim. Bu Mişkom. Hadi bakalım gel. Gel bir kiliseyi gör. Şu taşlar çok güzel. Bu kilise çok bakımsızdı. Bakalım yine aynı mı? Yıkılma tehlikesi olan bir kiliseydi. Evet. 1821 yılında aynı yerde bulunan bir başka kilisenin üzerine Hristiyan alemin en önemli azizlerinden Aziz Nikolaos. Yani Noel Baba adında bir sürü kilise var. Bu da onlardan birisi. Tekrardan ziyaret edelim burayı. İncir ağacı ve kokusu. Şimdi biz bugün Didim Tur yapacağız. Burası da Didim Turumuzun ilk durağı olan Aziz Nikolaos Kilisesi. Güllübahçe burası arkadaşlar. Söke'ye bağlı, Aydın'a bağlı bir yer. Çok güzel bir köy. Ben buraya daha önce de gelmiştim. İlk durak olarak burayı sizlere gösterelim. Burası Rumlulardan kalma, hala bozulmamış, eğlenmemiş bir köy arkadaşlar. İlk önce şuraya geçelim. Şu kemiklerin olduğu yer. Orada kemikler vardı. Hala duruyordur muhtemelen. Eline taş mı aldın? Köpek sesi duydum. Kendini korumak amaçlı. Gördüm aldım. Toste of Lack yani kemiklik diye geçiyor. Hristiyan mezarlıklarda yeni gelenlere yer açmak için yani şöyle mezarlara gömüyorlar ya ama yeni gömülü olacak. O yüzden oradaki kemikleri alıp burada topluyorlarmış. Ona da Toste of Lack deniyor. Evet kemikler orada duruyor. Şaka gibi ama buradakilerin hepsi insan kemiği. Yani buraya atılan kemiklerin hepsi mezarlara yeni kişileri gömmek için eski kemikleri alıp buraya atıyorlarmış. Görüyor musun hala? Garip bir duygu değil mi? İçerisini göreceksin. Yani insanların yapmış olduğu şu yapılara eziyet yazık. Biz buraya abimle gelmiştik 2 sene önce. Bakalım herhangi bir değişen bir şey olmuş mu içeride? Evet burası da kilise. Girişi. Düşünsene unutulmuş gibi bir yer. Zamanında burada törenler falan yapılıyormuş mesela işte. Şimdi salak salak yazılar yazılmış. Gelin bakalım. Bayağı da büyük bir kilise. Ya burası Noel Baba'nın, işte Aziz Nikolaos'a Noel Baba oluyor normalde. Onun adına yapılmış bir kilise. Şimdi arkadaşlar bu Güllübahçe'nin eski Rum yerleşkesi olan ve o zamanki adıyla Gelebeç olarak anılan bölgesinde yer alıyor bu kilise. Yani bu bölge Güllübahçe'nin bu üst tarafı arabayla çıktığımız yeri Gelebeç olarak anılan bir yer. Burada oturan Rumlar tarafından yapılmış bu kilise. Hem dışarıda kemiklik bulunuyor hem de büyük bir burada yapısı bulunuyor arkadaşlar. Çok bakımsız. Ben 2 sene önce geldiğimde de bu şekildeydi. Yine aynı şekilde maalesef. Ve aşağı Gelebeç ve yukarı Gelebeç olmak üzere ikiye ayrılmış.
aşağı Gelebeç'te Türkler oturuyormuş, yukarı Gelebeç'te de Rumlar oturuyormuş. Yani hem Türklerin hem de Rumların yaşadığı bir köymüş. 1922 yılında da Rumların Anadolu'yu terk etmeleri üzerine buraya göçmenler yerleştirilmiş ve tamamen Türkleşmiş arkadaşlar burası. Yani aşağısı aşağı Gelebeç, yukarısı da yukarı Gelebeç. Aşağıda Türkler, bu yukarı bölgesinde de Rumlar oturuyordu. Artık yukarı Gelebeç'te oturan hiç kimse yok, daha yukarıda kalıyor. Şimdi Gelebeç'te şöyle diyorlar, kışa asla teslim olmazmış burası. Ara ara rüzgar esse de çok fazla soğuk olmuyormuş burada. Burada olan bazı evler oturulmayacak şekilde bile olsa bunlara dokunulmuyormuş. Dokusu bozulmayacak şekilde yeniden yapılabiliyormuş arkadaşlar. Yani güya bu kilisede koruma altına alınmış ama yani işte. Kırısı depremden dolayı artık kullanılamıyormuş. Şimdi drone'la da bir görüntü alalım bakalım. Artık Didim'e doğru yol almaya başlarız. Drone görüntülerimizi de aldık. Şimdi yolumuza devam edelim. İkinci durağımız Miletos Antik Kenti. Hem müzesi hem de İlyas Bey Camii ve Külliyesi var arkadaşlar. İkinci durağımız olan Miletos'a geldik. Burası da Millet Ören Yeri arkadaşlar. Antik Kent. Tiyatrosuna gidelim. Tiyatrosunda hem drone uçururuz. Arka tarafında da yerleşkesi kalıyor. Müzesi var ama müzesine girer miyim hiç bilmiyorum. Başka bir şey var mı? Terin, ikinci durağımıza geldik ama senin uykun geliyor babacığım. Uykusu geliyor annesi. Burasına gelecek olan arkadaşlar için burası arkadaşlar Aydın Didim'de bulunuyor. Ve Balat Köyü sınırları içerisinde yer alıyor. Yani aslında tam Büyük Menderes Nehri'nin denize döküldüğü yerde bulunmaktadır. Yani şurası biraz önce arabayla geçerken biz gördük. Orada Büyük Menderes'in sularından geçtik üzerinden. Onun hemen dibinde bulunuyor aslında. Buradan dümdüz gittiğiniz zaman da Didim'e varıyorsunuz. Arkadaşlar burası milattan önce 2000 yılında kurulmuş. Burası da tiyatro kısmı. Burada ilk önce Mikenli Akka kolonileri yaşamış. Onlardan sonra kentte arkaik, klasik, Helenistik, Roma, Doğu Roma, Menteşe Beyliği ve Osmanlı yaşamış arkadaşlar burada. Bayağı da bir topluma ev sahipliği etmiş burası. Burası liman kenti olarak. Evet, ikinci durağımız olan Miletos Antik Kenti'ne de veda ediyoruz. Arka taraftaki yerleşkesini gösterecektim size. Tapınak vesaire. Oraları gösterecektim ama bağlantım kesildi. Hadi ya. Ne oldu? Çok mu uykun geldi ya senin? Çok mu uykun geldi senin? Evet, dedim de nereye gideceğimizi bilemediğimiz için ilk başta bir altın kuma gidelim dedik ama orada da ne yiyeceğimizi bilemedik. Şimdi arabayı bir yere çektik. Burada en azından şöyle biraz merkezi gibi burada bir şeyler yer. Yolumuza devam ederiz. Babiş, çak. Çak. Biz yürüyerek gitmeye karar verdik de. Altın kuma inen yol. Yani buraya gelirseniz arabanızı bence siz de bu tarafta bırakın. Daha sonra yürüyerek inin. Uçabilirsek daha verimli bir vakit geçireceğiz. Evet, dedim altın kuma geldik. Biz şimdi Ekim ayındayız arkadaşlar. Yani çok sıcaklarda ben gezmeyi oldum olası sevmedim. Sevmiyorum. O yüzden Eylül ayı özellikle benim için tatil ayı. Şimdi bir altın kumu görelim. Deroş'un uykusu var ama hala uyumadı. Boylu boyunca sahil bizi karşılıyor. Şöyle. Ekim ayı olmasına rağmen bayağı da kalabalık aslında. Güzel mi, sevdin mi? Bugün de bayağı denize giren var. İlk Gülbahçe'ye başladık. Sonra Miletos, sonra da Didim'e geldik. Altınkum'dayız. Apollon Tapınağı'na gideceğiz. Oradan sonra da günümüzü bitiririz. Golf pub. Sahil yeri kafelerinden. Şimdi kızımla uygun bir köşe arıyoruz birbiri kendimize. Ne?
Kızım, ablalar nasıl sevdi seni Starbucks'taki? Hı? Nasıl sevdiler? Günaydın derin. Bu ne? Bu ne bu? Bu ne bu? Şimdiki durağımız Apollon Tapınağı. Burası da Didim'in biraz üst tarafında kalıyor. Yani Altınkum'dan yukarı doğru şehir merkezine çıktığınız zaman bekliyor. Yalnız bayağı büyükmüş, daha içeriye girmeden bunu söyleyebilirim. Neye bakıyor? Evet. Senin ayağını yaladım. Hoşuna mı gitti kızım? Hoşuna mı gitti? Ne yaptı Hav Hav? Ne yaptı Hav Hav? Evet. Böyle yerlerde böyle bir meydan yapıyorlar arkadaşlar. Gelen giden hem meşhur işte halı olsun, burada incik boncuk olsun, onlar alsın diye, hem de oturabilsin, bir şeyler içsin diye. Burası Didima diye geçiyor. Burası beklediğimden daha büyük bu arada. Burası ne acaba? Vay zindan. Ha, su kuyusu. Bence şuraya bir gidip bakalım ilk önce. Taşlar bayağı büyük. Yani şurası benim boyumda mesela. Yani 3 metre var en az. Burası Yenihisar ilçe merkezinde bulunuyor. Didima olarak adlandırılıyor. Aslında burası bir antik kent değil. Kutsal bir mahalle arkadaşlar burası. Köpek gördüyse ondan. Evet, sesimiz yankılanıyor değil mi Burcu'm? Yani burası Miletos'tan gelen kutsal yol ile bağlantıya sahip Didima bir kehanet merkeziymiş. Didima ile ilgili ilk yazılı kaynakta Herodot'muş arkadaşlar. Burada Mısır Kralı ve Lidya Kralı'na adaklar sunuyorlarmış arkadaşlar. Yani burası aslında bir dini merkez. Bak orada birisi şey yapıyor. Burası içerisi, iç kısmı. Orada bir yazı varmış. Çok güzel spor yapma yeri burası. Ay tam resim çekilecek. Şimdi bilgi vermeye devam edeyim arkadaşlar. Arkaik devirde çok ünlü olan Apollon'un kutsal yeri Persler tarafından M.Ö. 494'te burası yakılmış. Zaten buradaki duvarların, buradaki yapıların şu an 3'te 1'i korunabilmiş arkadaşlar. M.Ö. 311'de tekrar canlanmaya ve mabet yeniden inşa edilmeye başlanmış. Seleukoslar döneminde mabet planda değişiklikler yapılarak büyütülmüş arkadaşlar. Burası kadim Yunan dünyasının en büyük 4. tapınağıymış. Yani genel olarak şöyle bir şey söyleyebiliriz burası hakkında. Zamanında işte Miletos antik şehirlerine gittik. Aslında Efes'e de bir bağlantısı var. Bu bölgenin, Ege, Akdeniz arasındaki bölgenin bir dini, bir siyasi yapısı, tapınağı olarak da adlandırabiliriz burayı. Şöyle birazcık tırmanalım. Burada da şu an birisi ya yoga yapıyor. Anlayamadım. Bir şeyler yapıyor. Gelin buradan da bakın manzaraya. Bayağı yüksek bir yapı. Günümüzde sadece buranın 3'te 1'i kalmış. Fotoğrafımızı da çektirdik. Bakalım aşağılara doğru gidelim. Bayağı büyük burası. Gel kızım gel. Yine Hav-Hav'ı mı gördün kızım? Evet. Ay. Bak Hav-Hav dedi, Hav-Hav geldi. Gördün mü kızım? Dur ısırabilirim ama sevmeyelim. Evet, bilmiyoruz, tanımıyoruz. Ama çok tatlıymış. Kızım bilmiyoruz ama anneciğim. Nerede
dostçul bir. Dostçul bir arkadaş. Şimdi bir de burada drone görüntüsü alalım. Çok fazla rüzgar var. Bugün drone açısından çok güzel bir gün değil. Fakat yine de her gittiğimiz yerde, Millet'te, Aziz Nikolas Kilisesi'nde ve burada da yine de drone görüntülerini aldık. Az da olsa bence güzel görüntüler yakaladık diyebiliriz. Evet, derin biraz mayışmış. Acıktınız mı? Acıktın mı kızım? Şeyden aldım. Hava istiyorsun değil mi babacığım? Hala. Buradaki en yüksek yapı şu ikisi. Her yerde taş var yalnız. İşte şu ikisi buradaki en yüksek. Orada bir tane var. Burada iki tane var. Burada şey gibi, kemer gibi. Zaten tapınakların en büyük simgesi bu büyük kolonlar. Birbirine tutturulmuş. Çok büyük taşlar. Bu taşları acaba buraya nasıl taşıdılar? O zaman düşünürsek, şimdi değil. Şuna bakar mısınız? Bak, her birinde şöyle şöyle üst üste konulmuş. Oraya kadar nasıl koydunuz mesela, değil mi? Hani bu eski çağlarda, antik kentlerden olsun ya da tapınaklardan olsun, en ilgimi çeken şeyler bunlar. Nasıl yaptılar o zaman? Baksanız, o düğümün, düğüm diyorum ben artık ismi neyse, teki bu. Bunları üst üste yapa yapa, yani buradaki kırılmış, düşmüş. Bunları üst üste koyarak, ve bakın burada da delikler açılmış birbiriyle oturması için yani. Şunlar da kral mezarlarına benzetim ama tabii alakası yok. Sanırım o camide, Hisar Cami şurası arkadaşlar. Eğer yakınsa oraya da bakalım. Bizim hoşumuza giden bir gezi oldu. Biz 3 kişi ailece geldik. Ya şimdi küçük bir kızımız var. 1,5 yaşına yaklaştı. O yüzden çok fazla istediğimiz gibi hareket edemiyoruz. Birazcık hareketimiz kısıtlanıyor ama bizim için bu bir engel değil. Gelmek istedik, geldik sonuçta. Ve bir anı biriktiriyoruz. Kızımla buraya da gelmiş oldum. İleride Derin Hanım, sen bu videoları izlediğinde umarım mutlu olursun. Babayla anneyle buralara geldik dersin. Kızımla buradan su içeceğiz. Tabii ama. Ama şöyle. Ya şu yapıya bakınca içiliyor gibi suyu adam. Valla şey değil, güzel suyu. Evet. Değişti bir parça. Uzat elini. Hadi bakalım. Al annesi, bir de sen içir derine. İçirme, pardon. Yıkayın sadece. Şu drone tut o zaman sen. Evet, Hisar Camii'ye doğru gidelim. Hemen arkadaşlar, tapınağın yanında da böyle bir Hisar Camii var. Zeytin ağaçları. Süper. Belki zeytinler var babacığım. Taşlardan yapılmış, görüyor musun cami? Eski mahalle Hisar Cami. Evet babacığım. Çok da tatlı bir cami. Çok güzel bir camiymiş. Kemer yapıları var. Bak, ortada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dayanda var. Muhtemelen burada da tuvalet mi? Evet, Didim Akbük'teyiz arkadaşlar. Didim Akbük'te bizim artık son durağımız. Burası bizim 2 sene önce çadır kurduğumuz yerde. Tabi şimdi çok esiyor, aşırı derecede esiyor. Çadır kuramayız. İlerisi daha da gidiyor. Burası ormanlık alanı aynı zamanda. Şöyle bir gelmişken burayı tekrar çekelim dedim. Şimdi dürüm yemeye geldik Akbük'te. Evet. Gaziantep dürüm evi. Evet, şuradan. Sanırım liman burası. Şu güneşi, bakalım yakalayabilecek miyim o güneşi? Biraz önce yakalamıştım ama telefona hikaye atıyordum Instagram'a. Güneş battı arkadaşlar. Saat tam olarak 18.43'te güneş batmış oldu hatta. Akbük'te. Derin Hanım'a bir balık söyledik. İbrahim amca, bak 3 tane çıkacak aynı anda. Oraya 2 veriyor. Biraz da burayı gezeriz ve günü bitiririz. Derin. Videomuzu izlediğiniz
size çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay kızım. Bay bay.